Tabloda X, Y ve Z moleküllerinin hücre zarından geçişi ile ilgili bazı bilgiler verilmiş. Buna göre X, Y ve Z moleküllerinin geçişini sağlayan hücre zarından madde geçişi olayları hangisine doğru verilmiştir? Şimdi bakın enerji harcanması hepsinde de var. Taşıyıcı protein kullanımı sadece X'te var. Burada bir de enzim kullanılmış. O zaman enzim kullanılıyor, taşıyıcı protein kullanıyor, ATP harcanıyorsa bu arkadaşlar nedir? Aktif taşımadır. Peki şimdi Y ve Z'yi kontrol edelim. Taşıyıcı protein kullanılmayıp ATP harcandığı şeyler bana hani endostoz ve egzostozu çağrıştırıyor hocam. Güzel. Peki o zaman hücre yüzeyindeki artış kopya verecek. Neden? Çünkü eğer hücre yüzeyinde artış varsa yani burada zara zar ekleniyor demektir. Bu da ancak nerede oluyordu? Egzostozda oluyordu. O zaman Y egzostoz. Peki hücre yüzeyinde azalış deseydi, bakın maddeler hatırlarsanız zardan geçemeyince bu şekilde pinostozda mesela bir koful oluşturuyordu. Dolayısıyla hücre zarından kopan parçadan koful oluşturulduğuna göre endostozda hücre zarının yüzey alanı ne olur azalır. Peki hocam y egzostoz oldu, x aktif taşıma oldu ve z otomatik olarak ne oluyor bakın endostoz oluyor. Peki Z'yi kontrol edelim. Endositoza uygun olmayan bir durumu var mı? Hocam, şimdi Z'de taşıyıcı protein yok. Evet, endositoz, eksositozda taşıyıcı protein olmaz. Enerji harcanması var. Gayet güzel. Hücre zarının yüzeyinde artış yoksa e demek ki? Azalış var. Enzim enzim kullanımı var. Hocam, enzim kullanımını aklımda tutamıyorum. Nasıl tutmam lazım? Ya sonuçta hocam burada ATP harcanması var ve ATP'yi harcayan şey de zaten harcanma sırasında parçalayan şey de enzim değil mi arkadaşlar? Yani sizin mantık olarak ATP'yi ADP'ye dönüştürdüğünüz reaksiyonda zaten ATP az enzimi var. Yani böyle bile aklınızda tutabilirsiniz diye düşünüyorum. Bir tatlı su algının sitoplazmasında yaşadığı ortama göre bin kat daha fazla potasyum bulunmaktadır. Hemen kurgulayalım. Bin potasyum, bir potasyum. Bu nasıl sağlanabilir ki hocam? Bu tabii ki aktif taşımayla sağlanır arkadaşlar. Potasyum zardan geçebilecek bir molekül. İçeride çok olmasına rağmen hala onlar dışarıya kaçmıyor ve eşitlenmiyorsa demek ki hücre sürekli içeriye potasyum pompalıyor. Dolayısıyla bu da ATP e, harcanarak yapılan aktif taşıma örneği. Peki bu tatlı su alginde hücre içi potasyum derişimi korunamaması hangileriyle açıklanabilir? Yani bir şey oluyor ve potasyum derişimi dışarıya doğru çıkıyor. Muhtemelen mesela 500-500 olana kadar da devam ediyordur. Şimdi biz bunu ne zaman görürüz arkadaşlar? Muhtemelen buradaki alg ölmüşse yani ATP üretimi durmuşsa söz konusu olabiliyor ya da yapıya herhangi bir zarar geldiği zaman e, oluyor. Mesela e, burada bir aktif taşıma örneği varsa hocam, burada enzim var, taşıyıcı protein var, ATP var, yani bir canlılık söz konusu. Demek ki bunlardan birine ya da hepsine bir problem yaşatmışsın. Bak taşıyıcı protein denatür olması, evet işini yapaması hale gelir. Ya da alt canlılığını yitirmiştir, işini yapaması hale gelir. Mitokondri faaliyeti azalmış ATP üretimi aksamıştır, işini yapaması hale gelir. Cevabımız E seçeneği. Saprofit bir mantar hücresi olaylarından hangilerini gerçekleştirmek için ATP harcamak zorundadır? Peki. Metabolizma sonucu oluşan karbondioksit uzaklaştırma. Bir kere karbondioksit nedir hocam? Gazdır. Ve gazların difüzyonu diye bir konu var değil mi? Gazların aktif taşıması diye bir konu gördün mü hiç hayatında? Kimyada ya da herhangi bir yerde. Yok gazlar difüzyonla arkadaşlar hareket eder. Dolayısıyla ATP harcanmaz. Gitti. Hücre dışına sindirim enzimi salgılama. Bakın bir mantar hücresi enzim salgılarken ki enzim büyük bir moleküldür. Egzostoz yapar ve egzostozda ATP harcanır. Besin monomerlerini hücre için alma. Şimdi düşünün harcamak zorundadır ifadesi var ya o yüzden birazcık böyle dikkat ediyorum. Çünkü burada kesinlik sorusuymuş gibi algılamanız lazım. Bakın diyelim ki dışarıda bir nişasta var ve bu hücre bu nişastayı sindirmek için egzostozla amilazı dışarıya gönderdi. Nişastada ne oldu arkadaşlar? Glikoz oldu. Sonuçta glikoz burada binlerce var. Dolayısıyla binlerce glikoz arkadaşlar difüzyonla hücrenin içerisine alınabilir. Doğru mu? O yüzden belli bir değere kadar ATP harcamak zorunda değil. Cevabımız B seçeneği. Venn diyagramında aktif taşıma ve endostoz olaylar arasındaki ilişki gösterilmiş. Buna göre özelliklerinin Venn diyagramındaki X, Y ve Z özellikleri ilişkilendirilmesi hangisinin doğru verilmiştir? Şimdi bakın taşıyıcı protein kullanma aktif taşıma ile alakalı bir şey. Çünkü endositozda arkadaşlar taşıyıcı protein değil, hücre zarı yüzey alanı azaltılarak arkadaşlar maddeler içeri alınır. Yani bir şeyi taşımıyorsunuz, komple etrafını sarıp alıyorsunuz. Öyle düşünün. Enzim kullanma her iki tarafta da ortak. Neden? Çünkü en kötü ihtimal ikisinde de ATP harcanıyor hocam. Ve ATP harcayan, orada parçalanmasını sağlayan bir enzim. Böyle basitleştirin kafanızda. Polimer yapılı moleküllerin geçişi endositozla alakalıdır. Çünkü aktif taşımada zardan geçebilecek büyüklükteki maddeler alınır. Her iki tarafta da ATP harcanırdı. Besin kofulu oluşumu az önce anlattığım şey hücre zarından bir parçanın kopmasıydı. Endositoza ait bir özellikti. Şimdi baktığınız zaman X için 1, Y için 2 ve 4, Z için 3 ve 5 cevabımız A seçeneği. K ve L hücre zarından madde geçişi olayları göstermiş. Bakın kofulla yapılan olaylar burada içeri doğru alınmış. Bu endositoz. Burada dışarı doğru atılmış. Bu egzositoz. Şimdi hangileri doğrudur? Bitki kök hücresinden topraktan mineral almak bir kere difüzyon ve aktif taşımayla alakalı. Bu sağlamaz. Mide hücrelerinde mide boşuna sindirim enzimi sağlanması egzositozdur. L sağlar ama her ikisinde sağlaması lazım. İkiye bakıyorum. Ak mikropları hücre için alması endositozdur. Büyük molekül alıyorsunuz. İç salgı bezlerinden kana hormon salgılanması, büyük molekül salgılanması egzostozdur. Bu ifade her iki tarafta sağladı. Oksijen arkadaşlar bir gazdır ve gazlar difizyonlanır. Endositoz'a değil. Böcekçil bitkinin e, hidrolitik enzim salgılaması egzostozdur. Burası sağladı ama her ikisinin sağlaması gerekiyor. Cevabımız yalnız iki olacak. Bakın şekil çok güzel bir şekil. Hem enzim var, hem taşıyıcı protein var, hem de ATP harcanmış. Bu bize aktif taşımayı anlatıyor. Zarda da meydana gelen bir değişiklik söz konusu değil. Hani endostoz, egzostoz tarzında bir değişiklik yok. Hücre zarı küçülüp büyümemiş. Sadece iş hücre zarında gerçekleşmiş doğal olarak. Şimdi K molekülün geçiş şeması incelendiğinde hangileri doğrudur? Taşıyıcı proteinin yapısının bozulması madde geçişini durdurabilir. Evet durdurabilir. Çünkü burada iş yapan adamlar bunlar. K maddesinin doku sıvısı ve stoplazmadaki derişimi eşitleninceye kadar madde derişimi devam eder demiş ama bu tanım difüzyonun tanımı. Sonuçta aktif taşımada zaten azdan çoğa doğru ya da eşitlik varken yapılan bir hareket söz konusudur. O yüzden ATP harcanıyor. K maddesi oksijen olabilir demiş. Oksijen gazdır. Gazlar difüzyonla taşınır arkadaşlar. Enerji harcanarak taşınmaz. Cevabımız yalnız 1 olacak. Bir hayvan hücresinde K, L ve M moleküllerinin sırasıyla hücre zarının geçişinde hücre zar yüzeyinde meydana getirdiği değişim göstermiş. Bakın, zar yüzeyi değişmemiş. Burada azalmış, burada artmış. Ne düşüneceğiz hocam? Eğer zar yüzeyi değişmemişse bu madde girip çıkmış bu şekilde. Ya fosfolipit tabakasından, ya kanallardan, ya taşıyıcı proteinler. Ama eğer zar yüzey alanı azalmışsa arkadaşlar burada bir endositoz söz konusudur ki pinositoz ya da fagositoz yaptığınızda biliyorsunuz ki şu hücre zarından aldığınız parçayla koful elde edersiniz. Bunun tam tersi de o kofulu dışarı atmak istediğinizde arkadaşlar ne yaparsınız? Bu şekilde zara yerleştirirsiniz. Dolayısıyla egzostozda hücre zarının yüzey alanı artarken endostozda yüzey alanı ne oluyor? Azalıyor. Bakın grafikte verilen hücre zarı yüzeyi değişimine dikkat edeceğiz. Buna göre hangisi doğrudur? Hocam K molekülü polimer yapılı olabilir. Olamaz. Neden? Çünkü bak zardan geçebilen bir madde ki yüzey alanını değiştirmemiş. L ve M moleküllerin geçiş sırasında taşıyıcı proteinler görev yapamaz. Evet endositoz, egzostozda taşıyıcı protein yok. Direkt arkadaşlar bir koful içerisinde alınıp ya da atılıyor. Ortam sıcaklığın artışı KL ve M moleküllerin hücre zarından geçişini etkileyebilir. Enzimatik reaksiyonlar etkilenebilir bakın endostoz egzostoz. Hocam burada burada mesela kinetik enerjiyle hareket eden e, maddeler vardır. Sıcaklık artarsa hareket artacaktır. Dolayısıyla bu da bir şekilde geçişi etkileyecektir. Cevabımız ne oldu? D seçeneği. Bitki hücresinde hücre çeperinin bulunması olaylarından hangilerinin bitki hücresinde gerçekleşememesine neden olur? Şimdi arkadaşlar çeper var. Çeper varsa endostos bitkiler tarafından gerçekleştirilemez tarzında bir kabulümüz var şu an için. Zaten değişiklik olursa en erken sizin haberiniz olur. Şimdi fagostoz yapamaz. Çünkü çeper var diyoruz. Ama egzostos engel değildir. Mesela böcekçil bir bitki e, enzim salgılayabilir ya da büyük molekül salgılayabilir gibi düşünebilirsiniz. Hemoliz zaten çeper koruyucu olduğu için hemoliz olmaz. Hemoliz biliyorsunuz ki su olarak bir hücrenin parçalanmasıydı. Aktif taşıma hücre zarında gerçekleşen bir şey. Çeper engel değil. Çeper zaten tam geçirgen bir madde olduğu için küçük moleküllerin geçişine izin veriyor arkadaşlar. O yüzden cevabımız 1/3. Dediğim gibi arkadaşlar bu soru tipinde yakın zamanda değişiklik olacağını düşünmüyorum ama olursa da en erken şekilde haberiniz olacaktır. Grafikte bazı moleküllerin hücre içi ve hücre dışı derişimleri verilmiş. Bakın K, L, M, N maddeleri bunlar için hangileri doğrudur demiş hocamız. Şimdi hücre dışı şöyle soruyu kurgulamamız lazım arkadaşlar bakın. Hücre içi 4, hücre dışı 2. Nedir? K. Peki devam edelim hocam. L'ye bakalım şimdi. Hücre dışı 8, hücre içi 18. M'ye bakalım. M'de hücre dışı 12, hücre içi 12 ve N hücresine bakalım. N hücresinde hücre dışı 16, hücre içi 2. Peki şöyle 4 tane hücremiz var. Şimdi hücre içi hücre dışı derişimlere dikkate alalım ve soruya bakalım. K molekülü mineral ise hücre içine alımı aktif taşıma ile gerçekleşir. Bakın K molekülü mineral ise azdan çoğa doğru aktif taşıma ile alabilirsiniz. L molekülü enzim ise hücre dışına egzostozla salgılanabilir. Evet zaten enzim molekülü büyük moleküldür. Öyle çok olduğuna bakmayın arkadaşlar. Yani çoktan aza gider hocam. Burada egzostoz yapılmaz tarzı bir şey düşünmeyin. Çünkü enzim büyük moleküldür. Yoğunluk farkına bakılmaz arkadaşlar endostoz egzostozda. Bu ifade de doğru. M molekülünün hücre zarından geçişinde kesinlikle ATP harcanmaz demiş. Ama her iki ortamda eşitlik var. Bu yapı zardan geçen bir madde bile olsa arkadaşlar harcanabilir. O yüzden burada kesinlikle ifadesi işi bozdu. N molekülünün hücre içi derişiminin sabit tutulabilmesi için enerji harcanabilir. Yani ben diyorum ki hocam işte burası hep az kalsın dışarıya doğru göre hep az kalsın demem için sürekli bir dışarıya doğru atmam gerekebilir. Neden? Çünkü işte 16 içeri girmeye çalışacak eşitliği sağlamak için ama ben ısrarla diyorum ki hayır eşit olmasın içeride daha az olsun. Dolayısıyla bu ifade de doğru olabilir. Cevabımız D seçeneği.